Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere bazı geometrik şekillerin özelliklerini anlatacağım. Kare, dikdörtgen ve üçgenin kenar özellikleri, açı özellikleri, işte köşegenleri bunları sizlere göstereceğim. Özellikle üçgenlerde kenar özelliklerine göre üçgen çeşitleri nasıl oluyor? Açı özelliklerine göre üçgen çeşitleri nasıl oluyor? Bunları anlatacağım. Hemen başlıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. İlk önce kare ile başlıyoruz. Kare demek bütün kenarları eşit uzunlukta demek. Fakat önce karemize bir isim verelim. Nasıl? 4 tane köşesi var ya. 4 köşesine birer tane büyük harfle isim verebiliriz. Örneğin buraya A dedim. Buraya B, C ve D. Ve ne demiştik? Kenar uzunlukları eşit olacak kare olması için. Örneğin burası diyelim ki 5 santimetre. Burası da 5 olur. Burası da 5 olur. Ve diğer kenar da 5 olur. Peki kareyi isimlendirirken nasıl isimlendirmeliyiz? İstediğimiz harften başlayıp sırayla dolaşmamız lazım köşelerini. Bir isim verelim. Örneğin A, B, bakın sırayla gidiyorum. C, D karesi diyebiliriz, değil mi? Peki öğretmenim ben C'den başlayacağım. Bu tarafa doğru gideceğim. Gidebilirsin, fark etmez. C, B, A, D yazabilirsin. Öyle de isim verebilirsin. Evet, C, B, A, D karesi yazabilirsin. Örneğin bir kareye isim verirken böyle sırayla gitmek yerine karşıya geçemezsiniz. Nasıl? Şöyle. Örneğin diyelim ki başladınız D harfinden. Yazacaksınız. D, C yazdınız. D, C. Sonra A'ya yani karşıya yazamazsınız. Böyle yazarsanız D, D, C, A, B karesi bu isimlendirme yanlış olur. Demek ki sırayla gitmemiz gerekiyor. Herhangi bir harften başlayabiliyoruz. Peki karenin içinde kaç tane açı var? Karenin içinde 4 tane açı var bakın. Her köşede birer tane açı var. Ve kare olması için zaten bu açıların 90 derece olması gerekiyor. Yani biz bunlara dik açılar diyoruz. Ne demek dik açı? Onu da söyleyelim. Bakın burada DC kenarı ile BC kenarı, bakın BC kenarı dimdik gelmiş değil mi DC kenarına? Yani birbiriyle dik olarak birleşmişler. Ve dik olarak birleştikleri için buradaki açılar 90 derece oluyor. Dik açı diyoruz biz bunlara. Birazdan yazalım. Şimdi köşegenlerini gösterelim de. Peki karenin kenarlarını isimlendirirken nasıl isimlendiriyoruz? Şöyle isimlendiriyoruz. Sadece kenarın ismini yazacaksak, yani buradaki 5 santimetre olduğunu yazmayacaksak şöyle gösterebiliriz. AB kenarı. AB doğru parçası. Şurası. İşte DC yani 4 tane kenarı var. Ya da sırayla gidelim. BC kenarı yazalım. DC kenarı var veya CD kenarı da yazabilirsiniz. Fark etmez. Burada harflerin yeri önemli değil. Ve DA kenarı. 4 tane kenarı var. Şimdi bazı kitaplarda şöyle de görebilirsiniz. Örneğin AB yazıyor. Kenarına 2 tane çizgi koyuyor. AB kenarının uzunluğu demek bu. Ve burada şunu yazmalısınız. Bakın. Eğer kenarın uzunluğunu yazacaksanız bu şekilde yazmak daha doğru oluyor. Sadece kenarın ismini yazacaksanız AB bu şekilde köşeli parantezle BC işte CD kapatabilirsiniz. Ama miktarını yazacaksanız bu şekilde göstermeniz gerekiyor. Şimdi köşegenlerini gösterelim. Köşegen karede iki tane oluyor. Şöyle bakın bir köşeden karşıdaki köşeye yani komşu olmayan diğer köşeye gitmek demek. Burada D'nin komşusu C. C'ye gidemez. Zaten o kenar oluyor. Karşıya gidecek. B'ye gidecek. Şöyle çiziyorum. Bir köşeden diğer köşeye. Ve karede iki tane köşegen var bakın. Şöyle buradan da çizelim. Köşegenlerini de bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi açıları kaç dereceydi karemizin? 90'ar dereceydi değil mi? 90 derece açı. Burası da 90 derece. Burası da 90 derece. Ve burası da 90 derece. Demek ki karemizin içerisinde 4 tane dik açı var. Biz bunlara dik açı diyoruz. Tam 90 derece oluyor. Ve açılarını topladığımızda 4 tane 90, karenin iç açılarının toplamı 360 derece diyoruz. Evet, kare ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Şimdi biraz da dikdörtgenlere geçelim.
İki tane dikdörtgen modeli gösterdim. Birisi yan şekilde, birisi bu şekilde dikey olarak gözüküyor. Şimdi dikdörtgenlerde de yine kenarlara isim verirken büyük harflerle verebiliriz. İşte K, L, M ve N. Peki kenar özellikleri nedir? İki tane kenarı uzun kenar ve birbiriyle eşit. İki tane kenarı da kısa kenar. Hatta şöyle gösterelim. Şu kenarla şu kenar aynı. Şu kenar ile şu kenar birbiriyle aynı. Peki dikdörtgene isim verirken nasıl veriyoruz? Yine aynı karede olduğu gibi sırayla gidiyoruz. İstediğimiz harften başlayabiliriz. Örneğin N'den başladık. N, bu sefer böyle giderim. M, L ve K dikdörtgeni yazabiliriz. Evet, peki dikdörtgenin içindeki açılar nasıl? Onlar da aynı karede olduğu gibi 90 derece. Şöyle gösterelim. 90 derece. Ve dikdörtgenin iç açılarının toplamı da 360 derece oluyor. Bunu da söyleyelim. Ve kenar isimlerini yazarken aynı karede olduğu gibi. Sadece kenarın ismini yazacaksak örneğin KL kenarı yazabiliriz. Şöyle köşeli parantezle gösteririz. Eğer bunun miktarını belirteceksek diyelim ki burası 10 santimetre, burası da 10 santimetre oluyor. Burası işte diyelim 8 santimetre, burası da 8 santimetre. Eğer bunun miktarını yazacaksak şöyle yazabiliriz. KL kenarı eşittir 10 santimetre yazmalıyız. Şimdi dikdörtgenin de iki tane köşegeni var. Onları da gösterelim. Şöyle bu köşeden diğer karşıdaki köşeye ve bu köşeden diğer karşıdaki köşeye, bunlara da köşegenler diyoruz. Şöyle göstermiş olalım. Köşegenlerle ilgili şöyle bilgiler de vereyim size. Buradaki köşegen ile buradaki köşegen, yani KM köşegeni ile NL köşegenin birbirlerine uzunluk olarak aynıdır. Ama buradaki kenarla aynı mıdır derseniz hayır. Çünkü bakın köşegen daha uzun. Karede de şöyle bir özellik vardı karedeki köşegenlerle, onu söylemeyi unuttum. Yine buradaki köşegen ile buradaki köşegen eşit uzunlukta ve buradaki köşegenler birbirini dik olarak kesiyorlar. Yani şuradaki açı 90 derece oluyor. Tabi bunu daha ileriki sınıflarda daha iyi öğreneceksiniz. Dikdörtgendeki köşegenlere baktığımızda bunlar dik olarak birbirlerini kesmiyorlar. Yani burada dik açılar yok. Ama karede öyle değil. Karede dik açılar vardı. Bir de köşegenlerle ilgili şu özelliği söyleyeyim. Bakın şuradaki uzunluk ile şuradaki uzunluk birbiriyle aynıdır. Yani diyelim ki burası 3 santimetre ise burası da 3 santimetredir. Köşegenin toplamı örneğin 6 santimetre olduğunda tam 2'ye ayırmamız gerekiyor. Buradaki de aynıdır. Bunu da şöyle gösterelim. Dikdörtgende de aynı şekilde şuradaki uzunluk ile şuradaki uzunluk aynı oluyor. Bu köşegenin yarısı oluyor yani. İşte diyelim ki burası 16 santimetre ise burası 8, burası 8 santimetre olabilir. Veya işte burası 14 ise burası 7, burası 7 olabilir. Yine aynı şekilde buradakiler de birbirleriyle aynı oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Niye? Çünkü bazı problemleri, açı sorularını çözerken bu bilgiler bize gerekebilir. Üçgenlerin isimlendirmesini anlattıktan sonra kenarlarına ve açılarına göre çeşitleri esas bizi ilgilendiren bölüm. Oraya bakacağız. Ama ilk önce üçgenimize nasıl isim veriyoruz? Tabii ki köşelerine birer tane harf yazıyoruz. İşte A, B ve C. Yine istediğimiz harften başlayarak isimlendirebiliriz. Yani ben burada A, B, C üçgeni şöyle gösterebilirim. Ya da B, C, A üçgeni diyebilirim. Ya da CBA da diyebilirim. Yani herhangi bir köşeden başlayarak üçgenimize istediğimiz gibi isim verebiliyoruz. Üçgenimizin kenar özellikleri ise değişkenlik gösterebiliyor. Yani karedeki gibi işte bütün kenarlar eşit ya da dikdörtgendeki gibi ikisi uzun ikisi kısa demiyoruz. Çünkü üçgenler birbirinden farklı olabiliyor. Bunu birazdan göstereceğim. Açı özelliklerini de birazdan göstereceğim. Peki kenarlarını ifade ederken nasıl ifade ediyoruz? Mesela AB kenarını şu şekilde gösterebiliriz. Peki burada bir değer olsaydı, örneğin burası diyelim ki 4 santimetre olsaydı, o zaman şöyle yazardık. AB uzunluğu eşittir 4 santimetre yazardık. Peki üçgenlerde köşegen var mı? Hayır, üçgenlerde köşegen yoktur. Şunu güzelce yazalım çünkü bu bilgi size lazım olacak. Çeşitli sınavlarda karşınıza çıkabilir. Nasıl yok? Örneğin ben C köşesinden başlayıp karşıya gidersem kenara gitmiş olurum. Köşeye gidersem zaten buradaki kenar köşeye gidiyor.
Yani böyle eğik bir vaziyette gidemem. Demek ki bu yüzden üçgenlerde köşegen yoktur diyoruz. Şimdi geldik kenarlarına göre üçgen çeşitlerine. İlk olarak eşkenar üçgen. Ne demek eşkenar üçgen? Örneğin şu üçgenimize bir isim verelim. A, B, C. Bu AB uzunluğu, BC uzunluğu ve AC uzunluğu birbiriyle aynıdır. Örneğin burası 7 santimetre ise burası da 7 santimetredir, burası da 7 santimetredir. Bu yüzden bu üçgene eşkenar üçgen denir. Yani bütün kenarlar eşit demek. İkinci üçgenimiz ikizkenar üçgen. Ne demek bu? İki tane kenar birbiriyle aynıdır. Buna da bir isim verelim. Şöyle DEF üçgeni diyelim. Buradaki DF uzunluğu ve DE uzunluğu eğer aynıysa, mesela diyelim ki burası 8 santimetre, burası da 8 santimetre, burası da 5 santimetre. Bakın iki kenar birbiriyle aynı olduğu için buna da ikizkenar üçgen denir. Üçüncü olarak çeşit kenar üçgenimiz var. Burada da örneğin buna da bir isim verelim. KLM dedik. Örneğin burada bütün kenarlar birbirinden farklıdır. 4 santimetre, işte 6 santimetre, burası da 5 santimetre olsun. Bakın bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı. Buna da çeşit kenar üçgen deniyor. Peki bu açı özellikleri nasıl oluyor bunların? Onu da gösterelim. Tüm üçgenlerin iç açılarının toplamı, şöyle yazalım, iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Şimdi eşkenar üçgenin bütün kenarları aynı olduğu için içindeki açılar da eşit olmak zorunda. O zaman 180'i 3'e böldüğünüzde bütün açılarının 60 derece olması gerekiyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Eşkenar üçgenin içindeki bütün açılar aynıdır ve her zaman 60 derecedir. Öğretmenim burası 4 santimetre, burası 4, burası da 4 olsa yine mi böyle oluyor? Evet, yine öyle oluyor. Önemli olan kenarları eşitse, işte diyelim ki burası 20 santimetre, 20, 20. Yine de içindeki açılar her zaman 60 derece olmak zorunda. İkizkenar üçgende durum nasıl? İki tane ikiz olan kenar vardı değil mi? Birbiriyle aynı olan. O zaman iki tane açının da aynı olması gerekiyor. Peki bu açılar nerede? Bu D ile F mi? Yoksa F ile E mi? Yoksa E ile D mi? Hangi açılar? Şöyle buluyorsunuz onu da, 8 santimetre olan şu ikiz kenarların karşısındaki açı. Mesela buradaki 8'in karşısında kim var? E açısı var. Buradaki 8'in karşısında hangisi var? F açısı. Demek ki bu üçgende F ile E açılarının eşit olması gerekiyor. Nasıl eşit olması gerekiyor? Örneğin burası 70 derece ise burası da 70 derece olması gerekiyor. Peki diğer açı kaç olur o zaman? 70, 70 daha 140. 180'den 140'ı çıkarınca burası da ne kalıyor? 40 derece kalıyor. Bakın iki tane açı birbiriyle aynı, bir tanesi farklı. Çeşit kenar üçgende bütün kenarlar birbirinden farklı olduğu için içindeki açılar da birbirinden farklıdır. Nasıl? İşte diyelim ki şurası 50 derece olsun. Şurası 70 derece olsun. Şurası da ne oluyor? 70, 50 daha 120, 60 derece kalıyor. Bakın içindeki açılar da birbirinden farklı oldu. Kısaca şöyle bir tekrar edip isimlendirmeye geçeceğim açılara göre. Kenarlarına göre isim verdiğimizde bütün kenarlar eşit olduğunda eşkenar, iki kenar aynı olduğunda ikizkenar, tüm kenarlar farklı olduğunda da çeşit kenar diyoruz. Eşkenar üçgenin içindeki açılar her zaman 60 olmak zorunda. 60 derece olmak zorunda. İkizkenar üçgende ise iki tane açı birbiriyle eşit olmak zorunda. Çeşit kenar üçgende bütün açılar birbirinden farklı. Şimdi açılarına göre nasıl isim veriyoruz? İlk olarak dik açılı üçgenler. Dik açılı üçgen ne demek? Açılarından bir tanesi 90 derece olmak zorunda. Eğer açılarından bir tanesi 90 derece ise biz buna dik açılı üçgen diyoruz. Diğer iki açı birbirinden farklı olabilir veya birbiriyle aynı da olabilir. Ona bir şey diyemeyiz. Ama bir tanesi 90 derece olmak zorunda. Yazalım hatta örnek olarak. Hatta üçgenimize de bir isim verelim. ABC üçgeni diyelim. Mesela burası işte 50 derece olsun. Burası 90, 50 daha ne oluyor? 140. O zaman burası da 40 derece. Bu şekilde olmak zorunda. Yani bir tane açısı 90 derece olmak zorunda. Diğerleri birbiriyle aynı da olabilir. Yani burası 90, diğerleri 45, 45 de olabilir.
Ve şunu da söyleyelim, bir tanesi 90 derece olduğu için diğer iki açısı muhakkak dar açı olmak zorunda. Peki nasıl oluyor dar açı? Şimdi onu da göstereyim. Biliyorsunuz dar açı demek 90 dereceden daha küçük açılar demek. 89, 88, 87 bunlar nereye kadar gidiyor? Ta 1 dereceye kadar. 0 derece olmaz zaten. 0 olduğunda açı olmaz. Dar açılı üçgenlere geldiğimizde ise buna da bir isim verelim. Şöyle burada yer bırakmamışım. KLM üçgeni diyelim. İçindeki bütün açılar dar açıdır. Ve bunlar birbiriyle aynı olabilir, farklı olabilir. Bu önemli değil ama içindeki bütün açıların 90 dereceden küçük olduğu üçgenlere dar açılı üçgenler diyoruz. Örneğin burası 70 derece olsun. İşte burası 60 derece olsun. Burası da ne oluyor o zaman? 50 derece oluyor. Bakın üçü de dar açı. Üçü de 90 dereceden küçük. İşte böyle üçgenlere dar açılı üçgenler diyoruz. Bir de geniş açılı üçgenler var. Açılarından bir tanesinin geniş olması gerekiyor. Buna da bir isim verelim. DEF üçgeni diyelim. Örneğin buradaki E açısı zaten görüyorsunuz. Geniş açı burası. Diyelim ki 120 derece. Burası işte 40 derece. Ne oldu? 160. Burası da 20 derece kalıyor. Bakın açılarından bir tanesi geniş açı. Diğerleri zaten mecburen dar açı olmak zorunda. İşte bir tane açı geniş olduğunda böyle üçgenlere de geniş açılı üçgenler diyoruz. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Üçgenler, şöyle göstereyim. Üçgenler diyelim. İkiye ayırıyoruz. Kenarlarına göre ve açılarına göre. Kenar özelliklerine göre ve açılarına göre. Peki kenarlarına göre kaça ayırmıştık? 3'e ayırmıştık değil mi? Şöyle 3'e ayıralım. Eşkenar. Sonra ikiz kenar ve üçüncü olarak çeşit kenar demiştik. Açılarına göre ise burada görüyorsunuz dik açılı, dar açılı, dar açılı oradan başlayalım. Dik açılı ve geniş açılı. Geniş açılı üçgenler. Evet sevgili öğrenciler, sizlere anlatacağım ders bu kadardı. Bu dersin devamında tabii ki soru çözümleri, çeşitli problemler, alıştırmalar sizlere yapacağım başka bir videoda inşallah. Umarım dersin beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.